Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi üzerinde ilk söz Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Meral Danış Beştaş'ın. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, Kobani kumpas davasını burada anlatmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün, dün 7. duruşma başladı ve mahkeme süreci, tırnak içinde yargılama süreci tamamen dışarıdan talimatlı bir şekilde kararların siyasette verildiği bir yargılama. Şimdi mahkeme heyeti ne diyor? Diyor ki 2 hafta duruşma yapacağım, 1 hafta ara vereceğim. Bu ne demek biliyor musunuz? Avukatlar ara kararlarını okuyamadan, bir sonraki ara kararı okuyamadan ertesi gün duruşmaya giriyor ve haftalar sonra ara kararları okunabiliyor. Peki başka ne oluyor? Kolluk gücü sadece infaz askerler değil, çevik kuvvet tarafından mahkeme tıka basa dolduruluyor. Normal bir yargılama değil çünkü. Özel bir yargılama ve özel yargılama olduğu sadece kolluk gücüyle de ölçülmüyor. Başka bir özelliği ne? Başka bir özelliği de bu 3. hakim değişikliği. Mahkeme başkanı değiştirildi, görevden alındı. Onun yerine yeni bir mahkeme başkanı atandı. Bilin bakalım o mahkeme başkanı ne demiş? Demiş ki HDP binalarına neden saldırılar olmuyor? Bu kamuoyuna yansıdı. İsmini söylemeyeceğim kişilik hakları sebebiyle. Ve o sözü söyledikten bir gün sonra Deniz Poyraz İzmir'de katledildi. Şimdi bu mahkeme başkanı Kobani kumpas davasında HDP'lilerle ilgili karar verecek. Dün arkadaşlarımız duruşmaya gitti. Yeni bir üye daha atanmış, diğeri geri çekilmiş. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Özel bir yargılama öyle bildiğiniz gibi bir özellik değil. Özel heyet, özel hakimler, özel savcılar ve talimatları harfiyen yerine getirecek bir yargılama, bir düşman hukuku pratiğiyle karşı karşıyayız. Kesinlikle bu mahkeme heyeti iddia etmiyorum. Bilimsel ve fizik kurallarına göre biliyorum. 3500 sayfayı okumadı. Şu anda klasörler, avukatlardan aldığım bilgiye göre 320 klasör 1000 klasöre çıktı ve diyorlar ki biz okuduk ya, daha yeni atandınız. Ne zaman okudunuz? Biz hesapladık, 80 günde sadece 350 klasörü okuyabilir. Uyusa, bir de arada bir 3 öğün yemek yese 10'ar dakika, 80 gün yetmiyor bile. Bunlar diyorlar ki biz okuduk. Bir de bir belge unutulmuştu ya dosyanın içinde. Bu Kobani davası önemlidir. Kapatma davasına dayanak yapılacak diye. Bu kadar da gafiller. Tamamlayın sözlerinizi. Bu kadar da bilgisizler. O belge ortaya çıktı. Yani bütün Türkiye'ye ve dünyaya şunu söylüyorum. Kobani kumpas davası AKP ve MHP'nin özel olarak yürüttüğü bir yargılamadır. Orada mahkemenin hiçbir yetkisi ve rolü yoktur. Özel hakim ve bir tane savcıyla bu yargılama yapılarak kendilerince HDP'ye yapılacak kumpasın zemini hazırlanıyor. Ama şunu unutmasınlar. O delillerin hepsinin tek tek aksi zaten ispatlanıyor. İstedikleri kadar grup toplantılarından talimat versinler. Hakikatler ortaya çıkıyor. Nitekim her geçen gün işte talimat dedikleri belge dün ortaya çıktı. Dünyanın her tarafında dolaşımda olan belge. Bu da bir örnek olsun diyorum. Ve bütün milletvekillerine bu kumpas davasını incelemeye...